Evlenmeyin diyorum. Ne evleniyorsunuz? Yani oturun babanızın evinde. Yemek evindeyiz. istiyorlar, çay istiyorlar. <laughs> Aleykümselam Bozkurt hoş, hoş, aleyküm hoş, aleyküm hoş geldin. Temizlik de. istiyorlar, çamaşır istiyorlar. Öf. Yani Çocuk şey istiyorlar. Da. Babanızın evindeki rahatlığı hiçbir yerde bulamazsınız. Merhaba ben Fulya Soybaş. Türkiye bunu konuşuyor. Hoş geldiniz. Bugün 4 fenomen konuğum var. Kim o fenomenler? Yaklaşık 1-2 haftadır tüm Türkiye onları konuşuyor. E, Türkiye onları konuşuyorsa biz de gidip onlarla konuşalım dedik. Hatırlayacaksınız fenomen teyzeleri. TikTok'ta hani öyle kalpler atan, bana sandık gönderdiniz Allah razı olsun diyen, gençlere evlenmeyin kuzum diye öğütler veren teyzeler. Asiye Baylan işte onlardan bir tanesi yanımda evindeyiz bizi kabul etti. Çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Ne demek memnuniyetle. <laughs> nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi TikTok'ta konuşmak kolay bir de bize konuşun bakalım. <laughs> Valla TikTok'ta alıştık ya çok kolay gibi geliyor. <laughs> Burada birazcık şey <laughs> heyecanlandınız değil mi? Öyle oluyor. Ha, aynen. Peki bir şey soracağım. Önce kaç yaşındasınız, nereden geldi aklınıza TikTok, neden şimdi yaşınızı sordum hanımlara sorulmaz ama ee, genelde hani gençler daha çok TikTok'a bakıyor, ilgileniyor ya o yüzden yaş sordum yanlış anlamayın yok, yani. Yok yani ben 4 sene oldu bu TikTok'a gireli benim kızlarım TikTok açtılar ondan sonra baktım hediyeler geliyor Aa, ondan sonra hı. dedim ki ya Sibel dedim bana dedim ona bir TikTok aç da ben de artık adam emekli ona maaşıyla kedilere mama alamıyorum ben üzülüyorum ben onları hep alıyorum salam sucuk onları da ala ala ona ben dedim adam işte ona ben bu TikTok'a gireceğim artık ne kazanırsam kedilere ne Aa, kazanırsam kediler sizin için sizin amacınız vardı <laughs> yani sizin TikTok'a gireyim belki biraz para kazanırım kedileriniz <laughs> Kedileri. var Kediler sokak kedilerine Sokak kedilerine. Evdekilerine zaten alıyoruz. Onlara yetişiriz de sokaktakilerine yetişemiyorum. Ondan sonra şey açtılar bana. Ben bu bin şey oldum yani. Bin takipçi yaptım. Açtım. Ondan sonra ufak tefek geldi. On, işte öyle devam edince. Ondan sonra ben dedim artık kedilere şey yapacağım bunu. Hmm, hmm. mamasını o zaman 16 lirayla başladık dışarıdaki kedilerin mamasını. Ah. Şimdi 500-600 lira. Evet öyle. Yetişemiyorsun. Bir, evet, bir paket mama öyle. Aynen öyle. Oradan ben de işte başladım bu TikTok yapmaya. Çok takipçi geldi. Birden öyle. Ondan sonra kızlar bile dedi ki anne kız biz açtıyoruz ama bizde kimse yok. Seni nasıl bu kadar <laughs> takipçi. Seni nasıl izliyorlar böyle. Peki ne konuşuyordunuz ilk başınıza ilk? Başta tek başınıza mıydınız? He, tek başınaydım. Bayağı bir 2-3 sene tek başıma yaptım. Hı hı. Böyle arada PK'lar attık yani iki kişi, iki kişi. Sonra bir ara dört kişi olduk. Hı. Orada da bayağı iyi patladı yani. Patladı. Ondan sonra <laughs> <laughs> onlar biraz, evlileri biraz parayı görünce hı. ikisi ayrıldı. Hı. Ondan sonra dedik bizi bunun ayrıldıysa biz yeni bir grup kurarız. Kurarız. Ondan sonra biz bu grubu kurduk işte. Ondan sonra bir hikaye oldu işte onu da kuralı. Şimdi nereden tanıştınız? Kim partnerleriniz? İsimlerini bir söyler misiniz? Ee, partnerlerim Ayşe Hanım Yozgatlı, ee, Sevda Hanım Erzurumlu, hı hı. Hatice Hanım Ankara, ben İstanbul. Siz İstanbul. İstanbul. Ee, Şeyden aynen. buluştunuz değil mi? Yani yani hep orada TikTok'tan, tanıştınız. Hep TikTok'tan TikTok'tan. Öyle şey ettik. Ayşe Hanım'ı ben daha yeni açtığım zamanlarda beraber şey yapıyorduk, giriyorduk, konuşuyorduk. Ondan sonra öyle iyi gidiyordu yani. Biz kopmadık Ayşe Hanım'la. Ebirleri koptu bizden ama sonra biz bu grubu iki kişiyi yeniden kendi aramıza kattık. O da öyle işte devam etti. E neler konuşuyorsunuz? Falan neler ya hayır yani dediniz ya patladı. Yani biz niye patlayamıyoruz? Sizin çocuklar niye patlayamadı? Siz patladınız. Biz ben de bilmiyorum işte böyle bir işte oradan iki kişi geldi. Bu grup dedi tam bizi evlendirecek bir grup dedi. <laughs> Onun azayı bunlar bizi evlendirsinler, kızları istesinler. Ben de dedim tamam dedim olur dedim. Oradan bir, bir şey geldi erkek geldi. O dedi ondan sonra ben de evlenmek istiyorum dedi. Ben dedim ki ha dedim işte bak dedim o İkiniz ee, ikiniz dedim. Ona sonra tanışın dedim. Madem evlenmek istiyorsunuz evlenin dedim. O, onlar da dedi tamam dedi. İsteyecek mi kızı bize? Evet dedim isteyeceğiz dedim. Dördümüz gideceğiz. Oradan şey yapınca e, bir e, Furkan diye birisi değil ki sizi televizyona attım dedi. Ben dedim ki hadi ya dedim. Ondan sonra bizim ne yapacak millet televizyonda dedim. Olur mu dedi bak dedi göreceksiniz yarın dedi bütün kanallardasınız. Gerçekten de öyle oldu. Bir kızım aradı ona sonra anne televizyondasın hadi ya dedim. Ondan sonra evet dedi Size şey orada e, dedim ki ne yapacaksınız dedim evlenip de durun babanızın evinde. O yayında söylediniz bunu. <laughs> Neden söylediniz ne yapacaksınız babanızın evinde? Aman ne yapacaksınız evlenip de durun babanızın evinde. <laughs> Ya işte babanızın evinin rahatlığı hiçbir yerde olmaz dedim. Evlenip de o ev şey kocanıza çay yapacaksınız, yemek yapacaksınız, ütü yapacaksınız. Ama babanızın evinde bir annene, babana hizmet edeceksin. Ay eşi var köşede gülüyor, gülüyor bize şu. An. Ahmet Bey kapatın kulakları süs. Anlasa dedim aman dedim onasa bir eşlerle mi uğraşacaksınız, Çoluktu çocuktu. Ya şey hala da diyorum onu. Kaç yaşında evlendiniz? <laughs> 16 yaşında evlendim. Bugünkü aklımız olsa. Bugünkü aklım olsa evlenmezdim. Yani hala diyorum evlenmezdim dururdum babamın evinde diyorum. ha çoluk çocuğumla eşimden memnunum. Ama e, ne bileyim evlilik sanki bana göre değil ya. Ben böyle e, rahat yaşamayı daha çok istiyordum. Ondan sonra kendi şeyimle kendi Yağmadan. isteklerimle. ne? Kendi hmm. çalışayım, istedim, çabalayayım, he. gezeyim. Aynen bir de ben çok ezik e, büyüdüm. Bütün tarlalarda, şurada, burada, baba evinde bile hiç rahatlık görmedim. Ki ona eğer babam diyorum yani babam ben evlenmeden bir hafta önce ben evlendikten sonra bir hafta sonra öldü. Bir hafta önce ölseydi evlenmezdim diyorum. hala yeah. daha yani diyorum ona evlenmezdim hiç evlilik işine ne bileyim böyle köyden bile eee utarlalardan kaçmanın sebebiyle hani babam dedi senin dedi burada çok ezildin dedi. Seni dedi İstanbul'a vereceğim dedi. Ben de Şehre gelin. Ben de böyle bu İstanbul'un hayalini kurmak için he, dedim o zaman orada çalışılmıyor, edilmiyor dedim. Hmm. Ondan sonra işte onun şeyini şey yaptım. Ondan sonra e, tamam çalışılmadı, edilmedi. Küçük yaşta çocuk sahibi olmak çok sorumluluk i̇lk oldu. İlk kaç yaşınızda doğru 17 işte, yaşında işte anne oldum ilk çocuğum. Hmm. Yani ben oldu çocuk. Ondan sonra o vefat etti. Ondan sonra ona üzüldüm çok. Yani, Siz de çocuksunuz zaten. <laughs> he ben de çocuğum. Yani çocuk çocuğu bakıyor yani. O kadar şey. Türkiye'de kadın olmak zor. Evet çok zor. Ee, yani kolay gelmedik. Buralara kolay gelmedik. Çok şey atlattık. O beş çocuk kolay büyümedi. Beş çocuğunuz var. Beş çocuk vardı. Yani sıkıntı da çektik. İyi zamanımız da oldu. Ondan sonra ama oldu işte. Atlattık ama. E şimdi işte bu TikTok'ta bana diyorlar senin ne işin var bu TikTok'ta? O, ben diyorum ben artık unumu eledim. Eleğimi duvara astım diyorum. Kimseyle diyorum işim olmaz diyorum. Ben burada stres atıyorum. Kazandığımı da sokak canlarına bakıyorum. Kimseye diyorum ne ilgilendirir ne eder diyorum. Benim eşim bana karışmıyor da size diyorum ne oluyor siz hesap. niye karışıyorsunuz? He? Aynen. Size hesap vermek zorunda mıyım? Benim, e, köyde ailem falan vay senin TikTok'ta ne işin var da bilmem ne de. A, fenomen oldun, ünlü oldun. Ha. Bütün sanatçılar sizden bahsediyor. Diyorlar ki bütün sanatçılar ay diyorlar bu ablalarımızla tanışsaydık şimdiki aklımız olsaydı evlenmezdik ya da şunu yapmazdık. Yıkılıyor sosyal medya. Onlar niye öyle diyor? E, onlar da çekememezliğinden. Ben de onları engelledim. <laughs> Hepsini engelledim. Dedim siz lan dedim siz beni seyretmeyin. Siz beni seyredince ben de stres oluyorum. <laughs> Hepsini engeli bastınız Hepsini engeli bastım abilerimi. Ondan sonra kardeşim dedim istemiyorum ya dedim siz beni izlemeyin benim eşim beni çoluk çocuğum izliyor yetiyor görüyorlar dedim. Size ne benim hayatımdan ondan sonra benim hayatımdan kimseye ilgilendirmez sizin hayatınızda beni ilgilendirmez. Ha, Kız kardeşimi bile şey ettim yani he yaşından dolayı senin bu yaşta orada ne işin var? Otur ondan sonra evinde namazını kılın. E size ne? Ben sana ibadetimi açık açık millete ilan mı edeceğim? Tamam. Ondan sonra hiç şey etmedim. Benim ibadetim dedim gizli dedim. Kimseye açık açık dedim anlatmıyorum ben ibadetimi. Oradan öyle işte şey yaptık gitti yani. TikTok'ta böyle bir dedik evlenmeyin, oturun babanızın evinde. O ekmekti, sudu, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Arkadaş da aynı bana katıldı. E birileri biraz o şeylere girmediler. <laughs> Biz iki kişi gittik, sevdayla ile Dediniz ikimiz. ya yayından önce, <laughs> patladı gitti vallahi diye. Çok Ay. güldü. <laughs> Öyle bir dedik, bir patladı gitti de ondan sonra nasıl patladıysa yani şaştım kaldım. Ee, <laughs> genelde hangi konuları konuşuyorsunuz? Dördünüz bir araya geldiniz mi? Vallahi hiçbir konu konuşamıyoruz. Hmm. O Şimdi nasıl orada, akarsa mı? He, o nasıl akarsa. Orada millet ne yazıyorsa, kötü yazanları hiç okumuyorum. Eskiden okuyordum, kafama çok takıyordum. Üzülüyordum, ağlıyordum. Ama şimdik öyle şeyler... Sizin tiler mi arıyor? He. aman komşu. Aa, boş verin o zaman. Gördüceler sizin geldiğinizi falan. O yıla ünlü oldun sen. Hı hı. Dedim artık ben bir fenomenim. Peki... <laughs> Öylesiniz valla. Peki aşağı yukarı hani şimdi canlara bir şeyler alıyorum, ediyorum geliyor mu böyle sponsorluk mu geliyor? Nasıl birileri bir hediye mi atıyor? Ben gerçekten He, bilmiyorum. Hediye yani atıyorlar. Tiktok'ta yok mu? O yüzden bilmiyorum. He, hediye atıyorlar. Mesela e, o kadar zengin insanlar var. Mesela çoğu bana Araplar gelip atıyor. Hmm. Araplar daha çok şey yapıyorlar. Hmm. E, diyorum ona teyze bu yayının amacı ne diyorlar? Hı hı. Ben de diyorum, bu yayın amacı sokaktaki canlara bakıyorum. Hı hı. Evimde de var iki tane. Ondan sonra da hem onlara şey ıslak mama alıyorum yaşmamalarını. Hem kumlarını her şey çok pahalı ya. Bir kum olmuş 10 kilo kum ondansa da 60-70 lira. Var bizim evde de bak kaplan var bir tane. Kedi değil kaplan diyorum ben ona. He. Sokakta kaç kedi bakıyorsunuz yoksa bütün mahalleden Bütün mahalle kedileri toplanıyorlar hayvanla geliyorlar yiyip içiyorlar. Sadece onlar değil güvercinler martılar hepsi geliyor oradan. O mamalardan yiyorlar. Vallahi. Çok güzelsiniz. Yani ben yani kendimi diyorum ben hayvanlara bundan sonra diyorum sokak canları için diyorum varım Yani diyorum. sizi izlerken gerçekten çok sevmiştim. Çünkü çok doğalsınız, çok sempatiksiniz. Evde anneannemi, babaannemi ya da bir büyüğümü izler gibi, sohbet eder gibi. Ama özellikle bu amaçla yaptığınızı bilmiyordum. Yani evet. bunu duyunca daha da böyle büyük bir hayranlık duydum size. Evet ya ben çok seviyorum hayvanları. Hiç kıyamam yani birkaç gün mama alamadık oradan hayvanlara böyle evde var ya bunlar diyorum tok diyorum onlar dışarıda diyorum gittim salam almaya salam olmuş 33 lira ay diyorum ben diyorum artık nasıl bakacağım bunları Allah'tan bir şey oldu işte Or bir şey yaptı ondan sonra aldım iki ayda iyi para aldım yani var mı sakınca söyleyebilir misiniz ne kadar topladınız ya ne kadar topladım bir iki bin lira aldım. Hı hı. O Ondan sonra bir ya. buçuk aldım. Öyle şey yaptım yani hemen geri gelmez alıyorum kedileri. Yani Adama öyle. diyorum hemen ısmarlat duruyorum. <laughs> Geliyor. Peki televizyonda ekranlarda seyrettiniz mi ya da gazetede okudunuz mu böyle hayvanlara eziyet edenleri falan gördünüz mü? Ay, neler, neler ay, düşünüyorsunuz o zaman? çok, çok üzülüyorum çok ağlıyorum böyle bakamıyorum yani şimdi TikTok'ta bile o yapılan o hayvanlara şeyi Eziyet. eziyeti o hemen oraya atlıyorum diyorum ondan sonra Allah diyorum nasıl biliyor söyle yapsın sizleri. yani hiç dayanamıyorum Aa. okula gittiniz mi hiç? gitmedim hiç ilkokula falan gitme <laughs> okuma yazma biliyor musunuz sonradan mı öğrendiniz sonradan öğrendim öyle e, eşim işte şey yaptı bayağı üstüme durdu Onunsa bir sa saati çok severdim. Saat e öğrenmeyi onu da öğrendim. Ha dedim bu saati öğrendiysem gerisi gelir dedim. Ha. Ah. Onunsa hem de böyle şey o numaralı olan değil de hani çizgili çizgili saatler oluyordu ya o zamanlar. onu da dedim öğrendiysem ben dedim okumayı öğrenirim ve okumanın üstüne çok düştüm. Hı hı. Onu öğrendim yani i̇şte niye babama çok kızdım üç evladını okuttu bize okutmadı niye kız çocuğu mi? okumazmış diye ee, bir tanesini okuttu ablamı okuttu ablam da 6 sene gitti o okula hı. Onu, ben dedi bunları biri dedi ikisi dedi 6 sene gidiyor biri 7 sene gidiyor hı. bunları dedi ondan sonra vermiyorum dedi okula jandarmalar gelmişti kapıya ondan sonra neler geldi yok dedi yok ben de onu öyle bir şey ettim yani azim ettim gizli gizli gittim okula İki kardeş gittik gizli gene hemen onunsa babam duyardı sizin okulda ne işiniz var hmm. babam çok şeydi böyle konuladı katlardı on hemen bu kalkardı dövmeye dedim yani istiyoruz biz de okumak istiyoruz bizim de hakkımız var e, birileri öğrendi biz niye öğrenemedik bana soruyorlar TikTok'ta okumayı işte biliyor musun şeyi biliyor musun? Yok diyorum arkamdan birisi okuyor ben okuyamıyorum diyorum Mahsun onları. Hadi ya diyorlar hemen okuyorsun ya yazıları. <gülüyor> <gülüyor> dedim, Her <laughs> zaman da, da <laughs> çok fenalardı. <laughs> Ondan sonra dedim kim şey herhalde dedim, ben okuyum ki size cevabımı veriyorum dedim. Sonra, yani aslında orada TikTok'ta 60 yıl var. 60 yılın deneyimi birikimi gördüğün geçirdiğin zorlu yollardan gelmişsiniz. Evet. Onlar var. Yani yok. orada boş laf yok aslında değil mi? Yok. Hiç boş laf yok aslında. Yani bir de diyorum ki gruba diyorum ki bir sohbet edelim diyorum. Bir eskilerden neylerden açıp sohbet etsek onu bile edemiyoruz. Yani orada millet şey ya hmm. laf, kötü laflar söylüyor ya odayı bile şey demiyoruz yani o sohbetlere giremiyoruz. Niye kötü laf söylüyorlar sizce? Herkes her şeye bir laf söylüyorlar. Niye sosyal medyada herkes böyle? Ya bilmiyorum ben de anlamadım. Bize, bize diyorum niye böyle diyorsunuz? Yani bırakın oturun, namazınızı kılın. Gençlere bırakın dedik. Biz gençlerin elini almadık ki bunu. Ha? Gençler de yapsın. Ha? Zaten yapıyorlar dedik. Evet. Ondan sonra e işte sizin yaşınız geçmiş, Siz de şöylesiniz. Böyle bir ayağız çukurda bilmem nerede. He dedim sizinki de dışarıdaydım belli dedim. Ondan sonra çukurdayla şey dışarıda olanı. İnsanın kalbinde olsun. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani Allah ne zaman o canı alacağını bilir. Allah hani de diyor ya o nasıl sizi öyle o genci bile alıyor Cenab-ı Mevla. Kimin kapısını ne zaman çalacağı hiç belli değil. Bir amacım var ben onlar için buradayım. Ondan sonra bu TikTok nereye kadar giderse ben de oraya kadar. Var mı gelecek için plan nereye kadar gidecek bu sosyal medya? Hani atıyorum üç ay sonra şunu yapayım Fulya. iki gün sonra şu, hani öyle az planlı kafanızda kurdunuz mu? Ya onları daha henüz kurmadık ya. Diyorum ya konuşamıyoruz ki. Hmm. Bir şey demiyoruz artık diyoruz yani bir araya gelsek. Hmm. Ondan sonra anca öyle şey yaparız işte imza günü istiyorlar bizde işte bir imza günü falan şey. diyoruz biz nasıl imza günü yapacağız onun ise kendim e biriyle herkes birde organizasyon firmaları var bir sürü kişiler var dörtlü teyzeyi şöyle bir arada görelim ne güzel olur yani öyle yaparsalar olur ama bir türlü kimse gelemez edemez herkesin durumu kendine göre sıkıntılı Doğru. yani Kankası. zaten insan zengin olsa o tiktoka girmez. Hani Neden? benim param olsa ben yapmam yani TikTok hmm. falan. Hmm. Çünkü param olmadığı için ondan sonra adamın maaşı yetişmediği için oradan hmm. ben yemiyoruz yani biz o maaş o TikTok'tan aldığımızı yemiyoruz. Direkt kedilere alıyorum. Buradan gençlere şu anki aklınla kafanla hani verebileceğin en önemli tavsiye ne olurdu? Birazdan sizin kızlara da bağlanacağız altın kızlar yapacağız yayın ama hani buradan senin bir lafın olur mu? En, ya, en önce özellikle kadınlara, genç kadınlara, genç kızlara ne söylemek istersin? Yani evlenmesine ya ellerine bileziklerini alsınlar bize bizde öyle derler mesleğini bilezik derler bizde onu alsınlar ondan sonra yani ileride ne oluyor evleniyorlar ayrılıyorlar hmm. ona ya bizim gibi değiller ki biz yani 45 ne olacak ben evlenelim. Yani onlar ne yapıyorlar şimdi? Evleniyorlar, ayrılıyorlar bir heves uğruna. Ya bir çalışın, edin babanızın evinde ondan sonra kıymetini bilin her şeyin. Hmm. Ondan sonra yani, ha ben yapabilirim. Ben bu adamdan ondan sonra ömürlük hmm. gidebilirim. Hmm. Dersen öyle evlen yani. Ama öyle hemen ben işte ondan sonra evleneyim, bir çocuğum olsun. Sonra kaçım gidin babamın evine. Ondan sonra yapamadık, anlaşamadık. Yok yani böyle yok olmasın. Güzel güzel evlensen, meslekenin, kocanın eline bakmak istemiyorsa çalışsın, eşsin. Ondan sonra otursun, sonra şeysin haddesin ha çocuğuma da bakarım, işimi de yaparım. Çalışın, he, çalışın, he. okuyun. Aynen Başkasına öyle. Başkasına muhtaç olmayın. Aynen öyle yani. Olmayın, niye olacaksınız, niye bakacaksınız kocanızın eline? Madem ayrılacaksınız evlenmeyin. Aa, Niye aynen. evleniyorsunuz? Üretebilecekseniz evlenin. Evet. <laughs> arayalım evet. mı sizin kızları? Aa, arayalım. Hadi. E bir fenomen dörtlü dedik. Sadece biriyle konuşup bırakmak olmaz. Ne yapıyoruz efendim? Hemen sosyal medya aracılığıyla diğerlerine de bağlanıyoruz. Çünkü onlar İstanbul'da yaşamıyor. Hatice Çelebi Ankara'da yaşıyor, oradan bağlanacak ve Ayşe Kalabalık'ta Yozgat'ta yaşıyor. Şimdi o da oradan bağlandı. Karşımızdalar. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk canım. İyiyiz. Sen nasılsın? İyiyim. Aranıza girdim kara kedi gibi. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> Aynen, <straf Allah>. Nasıl? <laughs> İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Şükürler yolunda. Da da, çok şükür yolunda. çok yolunda. Yolunda Şimdi gidiyor. Hatice Hanım önce size sorayım. Ee, biz konuştuk Asiye Hanım'la da. Ee, siz nereden geldi aklınıza girmek TikTok'a? Ee, hep size de eleştiriler geldi mi? Yahu yaşın kaç? Başın kaç? Neden? Ne işin var bu TikTok'ta? Diyenler oldu mu size de? Oho, daha da diyorlar yani. Ben mesela 58 yaşındayım. Pandemi döneminde ben koa hastasıyım. Rahatsızım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kanımda oksijen düşüyor. O yüzden dedim pandemi döneminde böyle TikTok izliyordum adam dedim. Bunu ben de indireyim. Ben de şey diyeyim, izleyeyim diye. Ay baktım çok heyecanlı, çok seviyorum. Sevdim yani. Dedim ki ya yayın açayım ne olacak yani oturduğum yerden. Çocuklarım biraz karşı çıktı. Ben de dedim ya benimle eğlencem var. Çarşıya gidemiyorum, pazara gidemiyorum, alışverişe gidemiyorum. Yani evde mesela ne yapayım usanıyorum yat 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 da insan bir tuhaf oluyor. Daha yaşımızda hani 58 çok büyük bir şey değiliz. 70-80 olsak yatarız. Tabii canım yaşınızda ne var 58 daha yeni 35. Artık çocuklarla mücadeleye başladım. Yendim çocukları. Şimdi gayret doğal bakıyorlar. Ondan sonra şimdi hep yazıyorlar ne yapıyorsun yaşlı başlı katılsın. Ya bizim eğlenmeye hakkımız yok mu? Bizim doğal hakkımız değil mi? Biz gençliğimizde ne gördük mesela? Keşke bunlar gençliğimizde olaydı da. Biz gençliğimizde de böyle bir şeyler yaşasaydık. Şey, şey. Ben çok seviyorum. Yani TikTok'u çok seviyorum. Sosyalleşiyorsunuz. Hayat buluyorsunuz. Evet. Gerçekten çok seviyorum. Çok da yani ne bileyim. Bilmiyorum. Ben televizyon açmayı bilmem. Gerçekten televizyon kanallarını bilmem. Ya bu işin yaşı başı yok herhalde değil mi? O bizim kafamızda biraz. Beyin önemli. Hani evet. beyin küçük olur da bir şeye çalışmaz, okursun, okursun, okursun da mesela bu sosyal medyayı bizlere yakıştırmayanlar var. Ama sosyal medyadan güzel kullanırsan güzel. Bizim için değil açık mi? hani açıklık da insanların şeyi. Ben onlara Hı -hı. da saygı duyuyorum, küçüklere de saygı duyuyorum. Ama yani her yerine açan da var. Biz böyle yapıyoruz şeyimizi, yayınımızı. Bize hala diyorlar bu yaşta ay sabunluk ne bileyim ne. Yani bunları demesinler. <gülüyor> 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 Bunlar bize yani çok Kendim acayip ya. kaçan bir şey. Durayım. Ama milletler boş verin hiç takılmayın onlara. Sizin zamanınızı geçiriyorsunuz dediğiniz gibi sizin zamanda siz de erken mi evlendiniz evlendiniz mi? Ben ee, 16 yaşında evlendim. 17 yaşında çocuğum oldu. Ondan sonra 10 kişilik aileye gelin gittim ben. 10 kişilik aile. İç e hamaşır elde, bulaşık elde. 17'de çocuğum oldu. Benim şimdi 5 tane torunum var. Maşallah. Eşim öleli 16 yıl oldu. 42 Maşallah. yaşındaydım öldüğünde. İşte yani hayat mücadelesi diyelim. 17'sinde anne olunca yaşayamadığınız gençliğinizi içinizde ne kaldıysa Gerçekten. şimdi tadını çıkartıyorsunuz. O yüzden Gerçekten. ne olur evet. artık biz zaten gençliğimizi hiç yaşamadık. Hiç. Çünkü babam inşaat ustasıydı, müteahhitti. Babam evden çıkmazdı. Bir bakardın yemek için gelmiş, bir bakarsın başka kadından çay içmezdi, yemek yemezdi başka kadınların bir bakarsın yemek yemeye gelmiş, bir bakarsın çay içmeye gelmiş. Biz ev yaptık, inşaatlarda biz çalıştık, amele almazdı. Babam yani çok otoriter bir babaydı. Biz hiç yaşamadık gençliğimizi. Zor değil mi Türkiye'de kadın olmak? Evet çok zor. Ama kolaylaşıyor bir tanem. Şimdi çok güzel, kolay. Her şey ortam güzel. Hani kadınların her şey elinde şimdi yapabiliyorlar. E peki bu ünlü olunca böyle bir çevrede de tanınırlık olunca size neler geliyor şimdi? iyi diyen de vardır. Hep de kötü değildir herhalde değil mi? Bir bir, bir, bir mahalleye çıkınca böyle bir havanız oluyor mu? Yok. Dışarıda çevremde görmedim daha. Çok çıkmıyorum ya. He. Hani burada ablalarım biliyor, abilerim biliyor, benim bütün ailem biliyor. Yani hiç önemsemiyorum. Ne derlerse desinler artık. Şimdi Ayşe Hanımcığım Efendim. Tüsitsiniz değil mi? Allah sandık atandan razı olsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. evet, aynen. Allah diyorum sandık atanlara nereden geldi aklınıza bu ya? Vallahi fenomen. Hareket. Ay böyle hoşuma gidiyor. Ben de böyle yapıyorum. Onlar da memnun oluyorlar. Ben de böyle yapıyorum. Onlara kalp yolluyorum. <laughs> ben de size kalp yolluyorum. Ne zamandır evet. varsınız sosyal medyada? Ben de pandemi şeyinden belli. TikTok'tayım. Böyle oturuyorduk oğlumla. Dedim ki dur dedim şöyle dedim telefonu bir gezerek dedim. Bir TikTok karşımıza çıktı. Dedim ki oğlum bir videoda biz atalım dedim. Yapalım dedim. Hani o zaman da dışarıya çıkamıyor ya. Hı -hı. Yaptık. O da bir videoda tutulduk. Ondan sonra yayın açtık. Bayağı da bir şey yaptık. Güzel yani. Hoşumuza gitti. Oğlumla yapıyordum ben. Ondan sonra Hı -hı. oğlum orada kızlar şaha yaptılar işte şöyle sen yakışıklısın işte sana aşık oldu şöyle böyle derken oğlum şimdi arada bir geliyor He. ben yapıyorum yine videolar oğlumla yapıyoruz işte öyle hayat mücadele Peki size de var mı iyi kötü eleştiriler? tabii ki olmaz olur mu önce benim kendi çevrem baya bir şey yaptı işte ne yapacaksın ne diyeceksin işte bir sürü şeylerle konuşuyorsun ne deyin. Ben de dedim ki hiçbir şey olmaz. Ben kendime güvendikten sonra, ben kendime şey yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. Önce güven lazım zaten insana. Doğru. Aynen. Ondan sonra devam ettim. Şimdilik de çok iyi, çok mutluyum. TikTok'ta yani şuna bura bana dört yıl olacak gireli. Hmm. Çok da çok da iyiyim. Öyle gelip de hani çok kötü bir şeyler yazanlar da yok. Peki bundan sonrası için bir planınız var mı mesela? ikinize de sorayım. Bu, bu fenomen Dörtlü nereye gider? Bir film bile çekebilir bence. Aynen aynen. Sonraca gideceğiz. Ee, Sonraca işte, gideceğiz. Yani hiç dinleyicim. ayrılmayacağız. Hani ayrı kişilerin de PK yaparız ama ayrılmayacağız. Reklam var aca gideceğiz yani. Reklam bile Oo, yapsan... Teklifleri <laughs> açın diyorlar. Açık evet, mı? Aynen, aynen açıyorlar. Vay <laughs> da, duyum buradan. Bile, i̇şte, da, bile, şey. bile Bakın magazin programlarına <laughs> katılmak isterler. Teklifleri açıklar. Evet. değerlendirmiş şu güzel hanımlar yahu? Evet evet. Çok bayağı evet. WhatsApp'tan bir istekler de geliyor şeylerden. var, İstikramlardan geliyorlar. Radyolardan <laughs> bayağı bir istekler alıyoruz. Ama biz uzakta olduğumuz için... Şeye, bir araya, araya gelemiyoruz. Yani. Ona yönlendiriyorlar. <laughs> Ona yönlendiriyoruz. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Hayat zaten yeterince zor. Hepimizin derdi tasası var. Geçim sıkıntısı var. Yani... Öyle bir renk oldunuz ki yani öyle şeyler söylediniz ki kafanıza mı geliyor günlük mü konuşuyorsunuz evde ne konuşuyorsak hadi burada da mı konuşalım diyorsunuz nasıl e, bir planlama yapıyor musunuz öncesinde? Yok aklımıza ne yapmıyor? gelirse o günkü gündemlerden beynimizde ne kalırsa yani birden ağzımızdan çıkıyor <laughs> diyelim. Hadi karşı bir şey söylüyor bize ya. Biz de ona hemen tepki olarak o anda çıkıyor ağzımızdan. Yapıştırıyor. Evet, yapıştırıyor. Evet. <laughs> ayarladık. Şimdi on buçukta onda şey yayınımız hani toplanıyoruz dördümüz. <laughs> Bu anda izleyicilerimiz geliyor. Bizden ne sorarsa biz de onlara cevabını veriyoruz. Onlar mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. İşte biraz eğleniyoruz. Siz de bakıyor musunuz kedilere, köpeklere, sokak hayvanlarına falan? Benim var. Yok <laughs> biz bakmıyoruz. Benim alerjim var. var. Em bakmıyorum. Ayşem bir şey diyordunuz. Benim, benim muhabbet kuşlarım var dört tane. Evet, ben evet. Onların yavrularına neyine bakıyorum? Onları çok seviyorum. ben aynı çok. Bizim de var bir tane kar tanesi <laughs> muhabbet kuşumuz. Oo harika, harika, harika. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için ama e, kapatmadan şunu sormak istiyorum gençlere, genç nesle, özellikle kız çocuklarına, e, genç kadınlara var mı bir mesajınız? Tabii ki gözlerin önüne baksınlar, kimseye kanmasınlar. Kendi güçleriyle, kendi şeyleriyle yollarına devam etsinler. Ben 35 yaşında eşim öldü. 20 yıl oldu. Şimdi eşim öldü benim. Eşim. Ben 4 tane çocuk büyüttüm. En küçüğüm 9 aylıydı, en büyüğüm 13 yaşındaydı. Onları büyüttüm. 2 tane kız evladı evlendirdim. 5 tane torunum var. 2 tane oğlum var. İnşallah onlar da öyle kendi güçleriyle ayakta dururlar inşallah. Kendi ayaklarının üstünde durması çok önemli. Namuslarıyla, şerefleriyle kendileri yani başkalarına uyup da ay sevgilim, ay aşkım bir tanem üç günlük evlilikse yapmasınlar. Ama ömür boyu sürecek bir evlilikse yapsınlar. Evlilik aşkı öldürüyor mu? Yok. Biz görücü usulü evlendik bir tanem. <laughs> Ne aşık diyorsunuz? evlendik. Aşık olduk. Mesela eşimiz öldü, evlenmedik. Daha biz mesela toprakta yatana aşık. Yani Ay, canım. Başka bir şeyimiz yok. Huzurla uysun. Amin şimdi inşallah ona... Allah nur içinde yatırsın eşlerimizi. Amin. Şimdi şöyle anne baba nereye verirse biz oradaydık. Bizler hiç görmeden ya, vardık. Ben 6 ay sonra gördüm yani eşimi verdiler. Önceden büyükler nereye verirse oradaydı. şimdi. Aynen, 6 de. ay sonra mı gördünüz eşinizi? Evet. Evet ben yüzük net aldı altı ay sonra gördüm dedi. Kel mi kor topal mı hepsine kaderine şeysin yani. <laughs> Şimdikleri Şimdikleri seviyorlar. Şimdi altı ay bir sene yani geziyorlar. Birbirinin huyunu husunu öğreniyorlar. Ondan sonra da evlilik kuruyorlar. Bu evlilik görmüyor. Gel iki ay ya bir ay ondan sonra da ayrılıyorlar. Olanlar çocuklar oluyor. Kurban olduğum. Şimdi şöyle önce birbirlerine güven olsa evlilik yuva çok güzel gider. Güven olmuyor birbirlerinden. Gezi, hmm. hani aşık oluyorlar, seviyorlar, geziyorlar birbirinin huyunu. Ondan sonra o sanıyorlar birbirlerinden. Ya gülüyoruz, eğleniyoruz bakmayın ama çok şeyler yaşamışsınız. Deneyim konuşuyor burada ya. İnanılmaz evet. neler söylüyorsunuz. Aynen öyle evet. yani. biz Gördük, geçirdik her şeyleri. O yüzden gençlerimiz gözün önüne baksın. Kimselere kanmasınlar. Güzel bir evlilik kurmak için e, yapsınlar. Yoksa hiç evlenmesinler. Hiç bir. evlenmesinler sen santimi muhalefet ettin. Evlilik aşkı öldürüyor dedi nasıl, evet, öldürüyor, yes. nasıl yani? Evet, öldürüyor tabii. Pekazlık sultanlık. Yani pekazlık sultanlık. Vallahi. Ya o zaman çok teşekkür ederim. Ha, aşk mı <laughs> para mı? Dur, geliyor konu geliyor. Evet. Para. Para Allah. önemli. Aşk maşk yalan. Hepsi. <laughs> evet. Yok. Aşk yok. Yapmayın ya, ne de evet. dediniz? Yok ne o adam yani parasızsa olmaz mı o iş zamanlık seyran olmuyor. mu? Olmuyor. Biz neden? Ondan sonra başlıyorlar para yok şu gelecek bu gelecek isteyecek kadın ha. Ee, adam da alamayacak para yok. Ne yapacaklar? Ondan sonra kavga kıyamet. Haydi ben babamın evine o da gidersen git diyor. Hiç önemli yani. Aynı fikirde misiniz? Bekarlar evlenmeye aynı, evet. aynı, aynı, aynı fikirdeyiz. fikirdeyiz. <gülüyor> 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 Vallahi günün konusu bekarlar evlenmeye ne demeliyim? Evet. <laughs> sadık <var> ya. kalıyorlarsa <laughs> evlensinler bir tanem. Sadık kalıyorlarsa sadık kalıyorlarsa çok güzel bir şey söylediniz. Çok doğru söylediniz. Evlatlarımız da var kurban olduğum. Bizim de var iki tane benim de var evlenecek. Ama ben diyorum ben yavrularıma diyorum ki evliler tam hazır oluncuk yapın. Yine de bak hanımlarınızın sözünü siz onların sözünü tutun. Birbirinize sadık olun. Birbirinize güveniniz olsun. Güven olmadıkça evlilik olmuyor Yok kurban olsun. canım evlilik olmuyor. olmuyor. Güven olmadan. Ben de, ben de kızımı 16 yaşında olmadıkça olmadıkça evlendirdim mesela. 20 yıldır evli. Mutlu mu? İyi mi? Her şey yolunda evet, mı? Çok da Ay, şükür. Valla paran olsa mutlusun. Paran olmasa kavga kıyamet. Paralar evlendi. Paralar varsa mutlusun. Gelsin sandıklar. Benim <laughs> Çok teşekkür ederim. Gerçekten kulağımıza küpe olacak şeyler söylediniz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler tekrar yayına katıldığınız için. Teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Size teşekkür Hepsi ediniz. gerçekten kulağımıza küp olacak şeylerdi. Var olun. Siz de var olun. Teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> Hoşçakalın.